bahçenin dışına pek az çıkıyordu. Bir gün gül tahtalarını çapalarken eline diken batmıştı. Yarası biraz kanamıştı ama Niyam fazla üzerinde durmamıştı. Ertesi gün kendini iyi hissetmemişti. Başı dönüyordu, ateşi vardı, huzursuzdu ve kasları ağrıyordu. Erken paydos etmek zorunda kalmış ve sendeleyerek kulübesine dönmüştü. Gribe yakalanmış olabileceğini düşünüyordu. Sonraki gün baş bahçıvan ona yapacağı işleri söylemek için geldiğinde Niyam'ın adım atacak hali yoktu. "En iyisi bugün yat dinlen," demişti ustası. Giderken pencereden baktığında genç kadının kanepeye yığıldığını görmüştü. Pencereyi tıklatmış ama yanıt alamamıştı. Bunun üzerine kapıyı kırıp içeri girmiş ve ambulans çağırmıştı. Niyam'la ilk karşılaşmam o yoğun bakımda uyutulmuş, ağzından, burnundan, boynundan, bileğinden, kolundan ve idrar torbasından girip çıkan tüplerle solunum cihazına bağlı yatarken oldu. Korneasını korumak için gözleri bantla kapatılmış, göğsüne kalp atımlarını kaydeden kablolar bağlanmıştı. Kulak memesine takılı plastik klipsin üzerinde kırmızı bir ışık yanıyor, alet kanındaki oksijen düzeyini sürekli kontrol ediyordu. Serum askılarından oluşmuş bir ormanın ortasında yatarken vücuduna bir yandan antibiyotikler, plazma hacim genişletici, kalp kasılmasını güçlendiren ilaçlardan oluşan bir kokteyl akıyor, bir yandan da transfüzyon yapılıyordu. Saçları yastığa siyah bir hale gibi dağılmıştı. Damar yolu açmak için uğraşırlarken boynundan akan kan damlaları beyaz çarşafın üzerinde koyu kırmızı lekeler bırakmıştı. Gül dikenindeki stafilokok bakterileri Niyam'ın kan dolaşımına girip çoğalmaya başlamıştı. Bakterilerden çıkan toksinler vücut işlevlerinin normal kontrolünün ahengini bozuyordu. Bilincini kaybetmesinin ardından kanında pıhtılaşma bozukluğu gelişti. Gövdesinde, kol ve bacaklarında, cilt altında kırmızı lekeler şeklinde kanama odakları belirirken, kan akımının başka yerlerinde gelişen pıhtılaşma dokuları oksijensiz bırakmaya başladı. Çoğalan bakterilerden oluşan küçük kümeler kan dolaşımıyla el ve ayak parmaklarının uçlarına ulaşıyor ve burada ucundan sararmaya başlayan yapraklar gibi siyah lekeler oluşturuyordu. Normal koşullarda atar damar ve toplar damarların iç yüzeyinde hücreler arası sıkı bağlantılar kan basıncını normal seviyede tutar. Fakat Niyam'ın bağışıklık sistemiyle bakteriler arasındaki çatışmadan ötürü salgılanan kimyasal maddeler bu sıkı bağlantıları çözdüğü için kılcal damarlarındaki sıvı dışarı sızmaya başlamıştı. Nehrin taşmasıyla etrafı sel basması gibi narin vücudu sıvıyla doluyordu. Başlangıçta enfeksiyon sadece kan dolaşımındaydı. Fakat dengenin bozulmasıyla diğer organlarına da hızla yayılmaya başladı. Bağışıklık sisteminin ürettiği haberci proteinler hedefini şaşırmış, karaciğer hücreleri çapraz ateş altında kalmıştı. Bu ikincil hasarın seyrini yeşil biyokimya kağıtlarındaki sonuçlardan takip ediyordum. Albümin düzeyi düşmeye başlamıştı. Al yuvarları parçalandıkça içlerindeki hemoglobin bilirubin denen atık ürüne dönüşüyordu. Karaciğer işlevini yapamadığı için bilirubini işleyip safraya dönüştüremiyor, olması gerektiği gibi safra kesesine boşaltamıyor, dolayısıyla kandaki bilirubin düzeyi giderek artıyordu. Bilirubin yükseldikçe cildi, vücudu sanki kendini içeriden mumyalıyormuşçasına sarardı. GGT ve ALT düzeyleri yükseliyordu. Önce normalin iki katına çıktı, sonra dört katına ve yükselmeye devam etti. Günde iki kez yaptığımız vizitler sırasında kıdemlilerimle birlikte çizelgelerdeki sayıları inceliyor, iyileşme sürecini öngörmeye çalışıyor, değerlerdeki değişimde bir umut ışığı arıyorduk. Öylece yatarken derin bir uykuya dalmış gibi görünüyordu ama aslında her geçen gün onu ölüme biraz daha yaklaştırıyordu. Kalbin bir pompa gibi çalıştığının bilinmediği zamanlarda kanın karaciğer tarafından üretildiği ve oradan da sel gibi kendiliğinden kalbe aktığı düşünülüyordu. Kalpte akciğerlerden gelen yaşamsal ruhla karışıyor, sonra da kullanılmak üzere dokulara dağılıyordu. Kanın dolayısıyla da yaşamın kaynağı olarak düşünülen karaciğer, güç ve gizemin simgesiydi. O nedenle de karaciğeri inceleyerek geleceğe ait sırlar hakkında fikir yürütülebileceği düşünülüyordu.
Karaciğer içi dolu çok büyük bir organdır. Aslına bakılırsa kalbin karıncıkları ve bağırsak sistemiyle geniş bağlantıları olan karaciğer, karın boşluğundaki en büyük iç organdır. O yüzden bir zamanlar yaşamın sırrını barındırdığına inanılmış olmasına şaşmamalı. Shakespeare'e göre karaciğerimizdeki kan miktarı içimizdeki yaşam gücünün ifadesiydi. Herifi kessen ciğerinden bir damla kan akmaz. Korkudan ciğeri ağzına gelir. Ben de yerim afiyetle. Babil uygarlığı döneminde kurban edilen hayvanların karaciğeriyle fal bakılırdı. Bu kehanet yönteminin örnekleriyle İncil'de karşılaşırız. Hezekiel kitabında bir sonraki hamlesini bu yöntemle planlayan bir kraldan söz edilir. Karaciğeri okuyarak fal bakan kahinlere Haruspex denirdi. Çünkü Babil kralı iki yolun ayrıldığı, yolların çatallaştığı yerde fal bakmak için duracak. Okları silkeleyecek, aile putlarına danışacak, kurban edilen bir hayvanın ciğerine bakacak. Yakın Doğu kökenli bir başka mit olan Prometheus efsanesinde karaciğer kendini bütünüyle onarabilen tek organ olarak geçer. Tanrılardan ateşi çaldığı için cezalandırılan Prometheus bir kayaya bağlanır. Kartallar ciğerini parçalayıp yer. Yani yaşamın kaynağı olan yere saldırır. Prometheus'un ciğeri her gün yeniden büyür ve işkence sil baştan başlar. Karaciğere bakarak kehanette bulunma uygulaması Akdeniz ve Yakın Doğu kültürleriyle sınırlı değildir. Romalı tarihçi Tacitus, Yıllıklar adlı eserinde Kuzey Avrupalıların insan kurban ettiğini, bazen fal bakmak için nabız gibi atan organları kullandıklarını, ayrıca bunları yemeye de karşı olmadıklarını yazmıştır. Hatta günümüzde bile ciğerini yiyeyim sözü, doğuda İran'dan, batıda Macaristan düzlüklerine kadar uzanan geniş bir coğrafyada sevgi ifadesi olarak kullanılır. İran ve Macar konuşma dilinde yamyamlığın izleri kalmış olabilir. Kuzey Avrupa'da ise Tacitus'un anlattığı gelenek günlük dilden büyük ölçüde silinmiş olmakla beraber tamamen kaybolmamıştır. Jacob ve Wilhelm Grimm kardeşlerin derlediği halk masallarında ciğer yeme ve iç organlarla fal bakmanın izlerine rastlarız. Pamuk Prenses masalının 1812'de Grimm kardeşler tarafından yayımlanan ilk versiyonunda doğaüstü bilgiyi bahşeden iç organların incelenmesi değil, Babil kralının endişeyle Terafim'e danışmasını anımsatan sihirli aynadır. Masalın en eski biçimlerinden birinde Pamuk Prenses güzelliği annesi kraliçeninkini açtığında sadece 7 yaşındadır. Ne zaman Pamuk Prenses'e baksa diye devam eder masal. Yüreği kabarıyordu. Kızdan öylesine nefret ediyordu. Kraliçe avcıya kızını götürüp öldürmesini ve öldüğünün kanıtı olarak da iç organlarını, akciğerle karaciğerini getirmesini emreder. Kanıt olarak kızın kellesinin, kalbinin, hatta cesedinin değil de karaciğerle akciğerlerin seçilmiş olması ilgi çekicidir. Mitler ve peri masalları konusunda uzman akademisyen Marina Warner'a Pamuk Prenses masalının orijinal versiyonunda neden iç organların, özellikle de karaciğerin seçilmiş olduğunu sorduğunda, "İç organlar işaret verir," dedi. Ve kötücül kraliçenin pagan bir Haruspex'e olan yakınlığı cadıya benzer özelliklerini güçlendiriyor olabilir. Avcı Pamuk Prenses'e kıyamaz elbette. O yüzden de kraliçeye bir domuzun iç organlarını götürür. Özgün Grimm masalında kraliçe onları inceler, sonra da tatmin olmuş bir halde tuzlayarak pişirip yer. Kraliçe daha iyi bir karşılaştırmalı anatomi, hatta kasaplık bilgisine sahip olsaydı kandırıldığını anlardı. Çünkü domuz ciğerinin yapısı insan ciğerininkine göre daha parçalıdır ve yüzeyi görece pürüzsüzdür. Kötü kalpli kraliçe Pamuk Prenses'in hala hayatta olduğunu ve 7 cücelerle birlikte yaşadığını öğrendiği zaman koca karı kılığına bürünür ve prensese 3 zehirli armağan sunar. Bunlardan sonuncusu Havva'nın mahvına sebep olan ve yaratılış mitinde ve dizüstü bilgisayarların çoğunun kapağında bilgiyi simgeleyen elmadır. Pamuk Prenses zehirli elmayı yer yemez komaya girer. Kan zehirlenmesinden mustariptir adeta. Bu kez cüceler onu hayata döndüremez. Oysa
o güzelim pespembe yanaklarıyla sanki hala yaşıyormuş gibi görünür. Böylesine hayat dolu güzel bir kızı gömmeye gönülleri razı gelmez. Bu güzelliği doya doya seyredebilmek için cüceler onu camdan bir tabuta koyarlar. Pamuk Prenses, Avrupa kökenli peri masalları ve mitlerinde ölüymüş gibi derin bir uykuya dalan genç ve güzel kadınlardan, uyuyan güzellerden sadece biridir. İlk uyuyan güzelle 14. yüzyıl Fransız masalı Persephone'da karşılaşırız. Pamuk Prenses'in özgün hali, bugün bildiğimiz anlatılardan nasıl çok daha karanlık ve rahatsız ediciyse, özgün uyuyan güzel masalı da öyledir. Genç kız komadayken tecavüze uğrar ve uyanmadan doğum yapar. Uyuyan güzelin 17. yüzyıla ait Napoliten versiyonunda, uyuyan güzelin dünyaya getirdiği, adını güneş ve aydan alan ikizlerden biri, parmak ucundaki zehirli ipliği emerek onu uyandırır. Pamuk Prenses masalında genç kız, komadan geleneksel anlatıdaki gibi, prensin öpücüğüyle değil, boğazındaki zehirli elma parçasının yerinden oynamasıyla uyanır. Zehirlenerek komaya girmesi, ergenlikteki geçiş dönemini anıştırır adeta. Sonunda cam tabuttan kurtulur ve kozasından çıkan bir kelebek gibi kadınlığa adım atarak hemencecik prensle evlenmeye karar verir. Komaya girip uyuyan bu güzel kızlarla ilgili öykülerin zamana meydan okuyan şaşırtıcı bir büyüleyiciliği vardır. Genç kızların uykusuna atfedilen anlam, zaman içinde değişse de masallar cinsel olgunlaşmaya dair yoğun imgelerle yüklüdür. Masallar yeni kuşak için sinema ya da çizgi filmlerde güncellenerek yeniden anlatılır. Marina Warner bu mitlerin Disney'leştirilmiş yeniden anlatımında artık tatlı saf kızlara yer olmadığını yazar. Aile filmlerinde kadın kahramanlar konuşkan, atletik ve dik başlı hale gelmiştir. Herkese, özellikle de müstakbel sevgililerine meydan okurlar ve aşık olduklarını hiç belli etmezler. Bu kadın kahramanlar artık dinamik karakterler olarak karşımıza çıksalar bile, yine de bilinç kaybının ardından bir dönüşüm geçirdikten sonra uyanmaları istenir. Disney'in 2014 yapımı Uyuyan Güzel uyarlaması Malefice, ergenlik çağındaki bir kızın parmağına diken battıktan sonra komaya girdiği ve evlilikle tamamına eren bir aşkın değil, analık duygusuna özgü bir öpücüğün etkisiyle uyandığı karanlık, gotik bir fantezidir. Kefaret öpücüğünü verense, en başta genç kızı lanetleyen, sonra da pişman olan kötülük perisidir. Yakınlarda Disney'in Pamuk Prenses uyarlaması olan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri tekrar seyrettim. Kızın cam tabutta yattığı sahne bana yoğun bakım birimindeki izolasyon odasını hatırlattı. Patronu Niam'ın kulübesine göz atarken çekmecelerden birinde eski bir adres defterine rastlamış. Ailesini tanıyan birini bulma umuduyla defterdeki herkesi sırayla aramaya başlamıştı. Birkaç başarısız denemenin ardından eski okul arkadaşı çıkan bir genç, Niam'ın annesinin numarasını vermişti. Başbahçıvan kadını arayıp kötü haberi verdi. Niam'ın annesi birkaç saat sonra hastanedeydi. Yüksek ve ihtişamlı görüntüsü şaşalı cephesiyle rokoko tarzı bir katedrale benziyordu. Sesi bozuk para gibi şıkırdıyordu. Niam'ın septisemiye, kan zehirlenmesine girdiğini, karaciğerinin ve böbreklerinin kısmen iflas ettiğini elimden geldiğince açık anlattım. Cildinde beliren kırmızı beneklerin nedeni enfeksiyondu. Kalp atımları zayıf, karaciğer işlevleri yetersizdi. En yüksek dozda antibiyotik veriyor, transfüzyon yapıyorduk. Annesi yüzümden o ana dair ayrıntılarla ilgili ipuçlarını değil de sonrasında neler olacağını okumak istercesine kocaman açılmış gözlerle bana bakıyordu. "Ne olacağını biz de bilmiyoruz," dedim. "Ama önümüzdeki birkaç saat kritik." "Peki, ben burada olacağım," dedi. Bir sonraki biyokimya testi sonuçlarında sadece hafif bir oynama vardı. Ama hiç değilse karaciğer işlevleri ilk kez daha kötüye gitmemişti. Ertesi ve ondan sonraki sabah hastaneye geldiğimde Niam'ın annesini yatağın yanı başındaki sandalyede uyur buldum. Kızıyla ayrı düştüğü onca yılı telafi etmek ister gibiydi.
ertesi gün laboratuvardan gelecek kan sonuçlarını beklerken her zamankinden daha heyecanlıydım. Telefon edip sonuçları sordum. Haberler iyi dedi laboratuvar teknisyeni. ALT'si düşmüş, albümini biraz yükselmiş. Ertesi gün bütün parametrelerde düzelme vardı. Konsültan hekim onu uyutmak için kullandığımız ilaçların dozunu azaltmamız gerektiğini düşünüyordu. Anestetik dozunu düşürünce üzerini bantla örttüğümüz gözleri rüyalar aleminde kısılıp kalmışçasına kıpırdanmaya başladı. Ertesi gün uyandı. Uyandı ve annesini gördü. Yüzünde baş aşağı dönmüş gökkuşağına benzer bir gülümseme belirdi. O gün ilk sözcüklerini fısıldadı. Eve dönmek istiyorum. Niyam, karaciğer yetmezliğinin kıyısından dönmüştü. Kan zehirlenmesi ve bunun karaciğeri üzerindeki etkisi nedeniyle ölüme çok yaklaşmıştı. Ama karaciğer dokusu kendi kendini onardı ve onu hayata döndürdü. Niyam'ı kurtaran yakışıklı bir prens ya da annesiyle barışması değil, kendi karaciğeriydi. KFT, laboratuvara en sık gönderdiğim tetkiklerdendir. Her gün çizelgelerdeki sonuçları incelerim. Değerler genellikle alkol nedeniyle yükselir. Tavsiye edilen miktarı azıcık aşmak bile, kandaki GGT düzeylerini 2 hatta 3 katına çıkarabilir. Bazen de sebep ilaçlardır. Kolesterol düşürücü statinler, karaciğer testlerinde anormalliğe yol açabilir. Safra taşları, bilirubinin ifrazat yolunu tıkar, beslenme bozukluğu, albümin düzeyini düşürür ve bazen de testlerin ortaya çıkardığı genel bir iltihabi durum, kanserin sinsice iş başında olduğunu gösterir. Karaciğerdeki iltihabi durumun nedenini bulamadığımda olur. O zaman hastayı biyopsi için modern bir karaciğer falcısına gönderirim. Tekno tıbbın başkâhinleri batında açılan küçük bir delikten içeri girip bir parça karaciğer dokusu alır. Örneği dikkatle inceler ve hastanın geleceğine ilişkin hüküm verirler. Çıkan karar umut kırıcı dahi olsa karaciğer genellikle kendini onarır. Peri masallarındaki gibi bir mutlu son ihtimali her zaman vardır. Kalın bağırsaklar ve rektum. Muhteşem bir sanat eseri. Yarılayınca koyuverdi kendini o okurken bağırsakları. Kendi kendine rahatlasın diye. Hala sabırla okuyordu. Dünkü az kabızlığı kendini salıp giderken. Keşke basurları çıkacak denli kazulet olmasa gene. Yok, bu iyi. James Joyce, Ulysses. İnsanları tüp benzeri hayvanlar, iskeletimizi ve organlarımızı bir kanalı boylu boyunca destekleyen ayrıntılar olarak tarif edebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, görünürde sadece sindirim ve boşaltım yaparak yaşayan, ilkel organizmalar olan yuvarlak solucanlardan, nematodlardan pek de farklı değiliz. Bir uçtan besin girer, diğer uçtan dışkı çıkar ve iki uç arasında besin maddeleriyle su açığa çıkar ve emilir. Yuvarlak solucanlarda bu işlem birkaç milimetre içinde tamamlanırken bizde 6 ila 9 metrelik bir kanal boyunca gerçekleşir. Bağırsaklarımız bulundukları yere sığışabilmek için kıvrımlar ve sarmallar oluşturur. İçinden besin ve dışkı geçerken kıpırdanıp durur, eğilip bükülür. Rektum bu tüpün sonudur ve omurga hizasında arka duvara yapışık olduğu için serbestçe hareket edemez. Rektum, Latince düz anlamına gelen bir sözcüktür. Kalın bağırsaklar sigmoid kolondan sonra çıkışa doğru pelvisten aşağı dümdüz iner. İşlevi açısından rektum, sahiden de dışkının atılabileceği uygun zaman gelene dek biriktiği bir bekleme salonuna benzer. Bağırsak alışkanlığı çoğumuz için doğuştan gelen bir haktır. Sabah ya da akşam, düzenli veya düzensiz, yumuşak yahut sert, nasıl olursa olsun dışkılama biçimimize alışırız ve bir değişiklik olmaya başlarsa alarm durumuna geçeriz. Çoğunlukla iyi bir nedeni vardır bunun. Doktorlar bağırsak alışkanlığındaki değişimle altta yatan daha ciddi bir soruna işaret ediyor olabileceği için ilgilenirler. İshal, tiroid hastalığının, kabızlıksa kanserin belirtisi olabilir. Suyun üzerinde yüzen yağlı dışkı pankreasta sorun olduğunu düşündürebilir.
Bir kişinin genel sağlık durumu hakkında bağırsaklarını hangi sıklıkla boşalttığını sorarak pek çok şeyi anlayabildiğimiz gibi rektumun içine bakarak da epeyce bilgi edinebiliriz. Erkeklerde prostat muayenesi rektuma sokulan eldivenli parmakla ince ön duvardan prostatın hissedilmesi yoluyla yapılır. Kadınlarda ise serviks hemen hemen aynı yere denk gelir ve bazı kadınlarda, özellikle daha önce hiç cinsel birleşme yaşamamışsa, serviksin vajinal yolla değil de rektal yolla muayene edilmesi daha kabul edilebilirdir. Eğer makattan kan geliyorsa, kanın hemoroidlerden mi, anüs cildindeki bir yırtıktan mı, yoksa bir tümörden mi kaynaklandığını anlamak için rektal muayene yapmak gerekir. Bu şekilde yakaladığım pek çok rektum kanseri vakası var. Tıp fakültesinde öğrendiğimiz bir aforizma şöyle der: parmağını rektuma sokmazsan başını belaya sokarsın. Stand-up komedyenlerin esprileri rektum muayenesinin pantolonu indirip domalma pozisyonunda yapıldığını düşündürse de en iyi yöntem muayene masasında yan yatıp dizlerini göğse doğru çekmektir. Bu pozisyondayken ne çok insanın özür dilediğini ya da yüz kızartıcı şakalar yaptığını bilseniz şaşarsınız. Umarım yeni kahvaltı yapmamışsınızdır. Ya da sanki rektum çok pis bir organmış da hekim muayene ederken tiksinebilirmiş gibi bunu yapmak zorunda kaldığınız için gerçekten çok üzgünüm. Bu çok anlaşılabilir bir durum aslında. Küçüklüğümüzden itibaren dışkının mundar, rektum ve anüsünse kirli ve iğrenç olduğu öğretilir bize. Çoğu doktor için cerrahatli yaralar, sarkmış bağırsaklar ya da kangrenli uzuvlardan tiksinmek söz konusu bile olamaz. Hepsinin muayene edilmesi gerekir. Dolayısıyla estetik konu dışıdır. Muayene odasında çirkinliğe pek yer olmasa da, sözlük anlamı hayranlık uyandıran olan güzelliğe yer vardır. İnsan anatomisinin karmaşıklığı ve iktisadı hem sağlıkta hem de hastalıkta güzeldir. Ve derinin altında hayal ettiğimiz ahenk güzel olabildiğine göre, ultrasonografi gibi tıbbi görüntülerde göze güzel görünebilir. Şöminenin üzerindeki rafta duran ya da bebeğinizin albümünün ilk sayfasına yerleştirdiğiniz o grenli ışık gölge görüntülerini düşünün. Hele röntgen filmlerinin vücudun neresine ait olursa olsun dünyevi olmayan kendine has bir güzelliği vardır. Onları seyretmek bize iskeletimizi ve ölümlü olduğumuzu hatırlatmakla kalmaz. Bakış açımızda bir dönüşüm olması ve vücudu farklı gözlerle görmemiz için bir yol sunar. Röntgen filmleri kimi zaman portreleri andırmakla birlikte konturları, ufuk çizgileri ve bulutsu görüntüleriyle kimi zaman da manzara resimlerine benzerler. Terminolojide de paralellikler vardır. Acil serviste diz için gün doğumu grafisi ya da çene kemiğinin panoramik filmini istediğim çok olmuştur. Tanı ve tedavide fayda sağlayan klinik önemi bu görüntülerin güzelliğine güzellik katar. Heykeltıraş Rodin, gerçeğin iç yüzünü gösterdiğine göre sanatta çirkinlik olamayacağını söylemiştir. Aynı durum tıp mesleği ve tıbbi görüntüler için de geçerlidir. Tıbbi açıdan konuşacak olursak vücut nadiren çirkindir ve vücuda ait görüntülerde sanatsal denebilecek bir estetiğe sahip olabilir. Bu görüntüler rektuma ait olsa bile. Douglas Duletto, kemik çerçeveli gözlüğü, kolalı beyaz gömleğiyle orta yaşlı, zayıf bir adamdı. Kırlaşmaya başlamış saçı düzgünce taranıp ortadan ayrılmıştı. Oda müziği resitalinin ikinci yarısını bekliyormuşçasına sabırlı bir ifadeyle acil servisteki muayene masasında resmi bir ciddiyetle oturuyordu. Üzerinde ince bir hastane önlüğü vardı. Fitilli kadife pantolonunu düzgünce katlayıp masanın kenarına koymuştu. Dosyasını alıp forma göz attım. Rektumda yabancı cisim yazıyordu. Buraya geldiğim için utancımdan ölüyorum dedi birdenbire kızarıp ama bir türlü çıkaramadım. Neyi? Şişeyi dedi. Bütün akşam çıkarmak için uğraştım. Ne şişesiydi? Striptiz kulübünde basılmış bir milletvekili gibi daha da kızarıp bozardı. Ketçap. Sol yanına yatıp dizlerini göğsüne doğru çekmesini istedim. Onurum kapıdan girerken iki paralık oldu zaten, dedi. Eldiven giyip parmağımı rektumuna soktum. Şimdi ıkının, dedim. Sanki tuvalete çıkmak istiyormuşsunuz gibi.
Parmağımın uzanabildiği en uç noktada camın sert kenarını hissedebiliyordum. Ama parmağımı yanından geçiremeyeceğim kadar derindeydi. Proktoskop denen saydam plastik boruyu yerleştirip ışıkla baktım. Aletin saydam plastik kenarlarının altında yer yer sarı dışkı parçalarıyla beneklenmiş, sağlıklı rektum dokusunun pembe duvarlarını görebiliyordum. Ortada görüş alanımın tam sınırında parıldayan camı gördüm. "Maalesef pek kolay olmayacak," dedim. "Fazla derine gitmiş." Başını ellerinin arasına alıp öne eğildi. Omuzları titriyordu. Sıvı atık boşaltma evyesinin bütün idrar ve dışkı buraya boşaltılırdı. Olduğu odada bir oturaklı sandalye buldum. Cerrahi koğuşundan genelde anüs cildindeki yırtıkların tedavisinde kullanılan bir merhem aldım. Merhem, büzgen kası gevşeterek yırtıkların iyileşmesine yardımcı olur ama ben acaba şişenin dışarı çıkmasına faydası olur mu diye düşünüyordum. Merhemi sıktıktan sonra oturaklı sandalyeye oturmasını istedim. Kendini birkaç kez zorladıktan sonra onu tekrar muayene masasına yatırıp şişeye ulaşmaya çalıştım. Bu kez tam yakaladığımı düşünürken şişe son anda batın anatomisinin bataklıklarına doğru daha da derine kaydı. Sessizce sövdüm ama beni duydu. "Sorun nedir?" diye sordu gergin bir sesle. "Yok bir şey," dedim. "Ama bir röntgen filmi çektirmemiz gerekecek." O dönemde röntgen filmleri hala büyük asetat filmlere basılıyordu. Bay Duletto muayene odasına döner dönmez zarfı alıp doktor odasına gittim. Ve filmi negatoskoba taktım. Epeyce seyirci topladı. Ön planda bir vadinin karşılıklı iki yamacı şeklindeki pelvis, hayal meyal görülen, Turner'ın gökyüzü manzaralarına benzeyen gazlı bağırsak gölgelerinin altında izleniyordu. Bu görüntünün ortasında, kır manzarasının ortasına dikilmiş gökdelen gibi aykırı bir biçim yükseliyordu. İnsanın görür görmez tanıyacağı türden bir ketçap şişesinin görüntüsüydü bu. Kısmen rektumda görünen şişe, sigmoid kolona da giriyor, şişenin ağzı ve metal kapağı bir ok gibi bağırsakların derinliklerini gösteriyordu. "Üzgünüm," dedim muayene odasına girer girmez. "Ama sizi cerrahlara yönlendirmem gerekecek. O şeyi tek başıma çıkarmam mümkün değil." Estetik psikolojisine göre sanat bir şeyin sadece güzel olarak algılanmasına yol açmaz. Çok çeşitli duygular uyandırabilir. Şaşkınlık, sürpriz, tiksinti, hatta utanç. Röntgen filmine bakarken hiç şüphesiz estetik bir değer taşıdığını düşünüyordum. Kemik ve bağırsakların grenli görüntüsü üzerinde cam ve metalin biçimlendirilmiş sanatsallığı. Seri imalat ürünü şişenin, Bay Duletto'nun pelvisinin organik biçimiyle üst üste binerek oluşturduğu bu görüntüde bir pop art çekiciliği vardı. Bu röntgen filmi bir sanat eseri diye düşündüm kendi kendime. Bir galeride sergilenebilir ya da gece hastane binasının cephesine projeksiyon sistemiyle yansıtılabilirdi. Bir an için onu cam muhafaza içinde, ip kordonun gerisinde MoMA ya da Tate Modern'de asılı hayal ettim. Cerrahları bilgilendiren bir mektup yazdım. Hasta bakıcı Bay Duletto'yu yukarı çıkarmak için geldi. "Cerrahiye mi?" diye sordu. Muayene kabinini işaret ettim. Tekerlekli sandalyeyi koridora çıkardı. Bay Duletto kapıya yöneldikleri sırada el salladı. "Röntgeni var mı?" diye seslendi hasta bakıcı. "Var," dedim. Ama negatoskoba döndüğümde filmin yerinde yeller esiyordu. Çalınmıştı. Benim dışımda biri daha bu paha biçilmez sanat eserinin kıymetini anlamış olmalıydı. Pelvis. 14. Genital organlar, bebek yapmaya dair. Keşke babam ya da annem, daha doğrusu eşit oranda sorumlu olduklarına göre her ikisi de beni peydahlamaya kalkıştıklarında ne halt ettikleri üzerinde biraz olsun kafa yormuş olsalardı. Lawrence Stern, Tristram Shandy, Beyefendinin Hayatı ve Görüşleri. Ana rahmine düşmenin önündeki engeller üzerinde düşünmek, insan olmanın anlamıyla ilgili tefekküre dalmaktır.